Divan, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Bakanım, değerli İl Koordinatörüm, İl Başkanım, değerli milletvekillerim, ilçe başkanlarım, teşkilatımızın her mahallesinden buraya teşrif etmiş değerli yol arkadaşlarım, gençlik kollarımızın, kadın kollarımızın değerli temsilcileri ve yönetimleri, diğer siyasi partilerimiz, meclis üyelerimiz, delegelerimiz, MHP'nin ve Büyük Birlik Partisi'nin ilçe başkanları, sayın basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tepebaşı 4. olağan kongremize, birlik ve kardeşlik günümüze, teşkilatımızın kutlu gününe hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırlar getirdiniz. Burada bu güzel kalabalıkta, bu muhteşem kalabalıkta AK Parti çatısı altında bizleri birleştiren davamızın kurucusu Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tepe başından, bu salondan Sayın Genel Başkanımızı tepe başından hasretle, muhabbetle ve hürmetle selamlarımızı iletiyoruz. Mensubu olmaktan her daim onur duyduğum milletime, yine Eskişehir'de yaşamaktan, sokaklarında dolaşmaktan her daim onur duyduğum, övünçle bahsettiğim şehrime, doğduğum, doyduğum tepe başına, liderimizin bir temsilcisi olarak, AK Parti'nin bir temsilcisi olarak hizmet etmeyi lütfettiği için Rabbime hamd ediyorum. '99 yılında henüz 17 yaşında üniversite sınavlarına hazırlanan bir gençken, İstanbul'da Türkiye provalarını gördüğümüz Sayın Genel Başkanımızın bugüne benzer kirli eller tarafından önünün kesildiği ve maalesef bir miktar başarılı oldukları bir andı. Bizlere, gençlere Pınar Hisar Cezaevi'nin kapısından şöyle sesleniyordu: "Gençler, ben burada hayallerimizi gerçekleştirmek için büyük ve güçlü Türkiye için yeniden çalışacağım. Sizler de derslerinize iyi çalışın ve çıktığımda büyük Türkiye'yi yeniden diriltmek için kutlu yolculuğumuza devam edeceğiz" demişti. Teşekkür ederim arkadaşlar. Açık söylemek gerekirse biz o dönemde kırılmış, hüzünlenmiş gönlümüzü ferahlatmak için söylenen cümleler olduğunu düşünmüştük. Ancak o büyük bir liderdi, dediğini yaptı. Ülkeyi dolaştıktan sonra 2001 yılında milletinin karşısına, dünyanın karşısına geçerek "bugünden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi. İşte o günde itiraf etmeliyiz ki bu noktaya geldiğimiz bugün de bu destansı hikayenin, bu kutlu yürüyüşün olağanüstü hal alan bu durumun bu hale geleceğini tahmin edememiştik. Ancak aynı aşkla yaklaşık bir yıl önce Tepebaşı İlçe Başkanlığı'nı görev aldığımız andan itibaren teşkilatımızda aynı hissiyatı paylaşmaya, teşkilatımızı, heyecanımızı paylaşmaya karar vermiştik. 13-14 merkez mahallemizde bu çalışmayı yaptıktan hemen sonra referandum çalışmalarını aynı heyecanı aktardık. Referandum çalışmalarımızda merkezimizde, Tepebaşı merkezinde 35 noktada güler yüzle doğruları, neden evet diyeceğimizi insanlarımıza anlattık. 5500 sokağımızda yaklaşık bin tane teşkilat mensubumuzla organize bir şekilde çalınmadık, kapı bırakmadık. Yine il başkanımızın talimatlarıyla SKM'mizi hiç bozmadan seçim koordinasyon merkezimizin çalışmasına devam ederek bereketli bir Ramazan ayı, halkımızın içinde bir Ramazan ayı ve kongremize kadar da seçime çalışıyormuş gibi çalışmamıza devam ettik. Biz Türkiye'de olağanüstü işler yapan bir iktidarın Eskişehir'de tepe başında muhalefet görevini üstlenmiş bir teşkilat, bir görevliydik. Biz nasıl iktidarda örneksek tepe başında muhalefette de örnek olmaya kararlıydık. İşte bu sebeple kendilerine dedik ki tepe başına çakacağınız bir çivide bile sizinle beraber, memleketimize hayrı olacak her şeyde sizinle beraber olacağız. Ancak geçen bu sürede gördük ki, üzülerek gördük ki
Teşkilatımızın bütün uyarıları ve ısrarlarına rağmen Türkiye'de en fazla borçlu, kendi efsafındaki belediyelerle kıyaslandığında en fazla borçlu bir belediyeye karşı mücadele etmek zorundaydık. İşin daha zor kısmı, bu borcun reel karşılığı yerine eğlence sektörüyle oluşturulmuş, gezilerle, konserlerle oluşturulmuş bir borcu milletimize anlatmak zorundaydık. Milletimiz bu pembe tablonun arkasını kaldırdığında ne kadar sıkıntılı bir tablonun çıktığını, geleceğimizin ipotek altına alındığını görmekteydi. Bu sebeple 2019'un Mart ayındaki seçim sabahına kadar anlatmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Ve eminiz ki milletimiz belediyeyi ak ellere, emin ellere 2019 yılında teslim edecek inşallah. Sayın Genel Başkan Yardımcım. Teşekkür ederim. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Bakanım, değerli büyüklerim, kıymetli yol arkadaşlarım. Eskişehir Teşkilatı'nın hasbelkader bütün kademelerinde görev almaya çalışmış bir kardeşiniz olarak son yıllardaki teşkilatımızdaki bu diriliğin, bu toparlanmanın 2019'da somut bir sonuca ulaşacağına dair inancım tamdır. Ben burada bu toparlanmaya, bu diriliğe sebep olan başta Genel Başkan Yardımcımız Sayın Harun Karaca'nın enerjisiyle dosta düşmana parmak ısırtan Sayın Genel Başkan Yardımcımızın, Eskişehir'in bilgesi, ülkemizin bilgesi, liderimizin yol arkadaşı, bakanımız, kıymetlimiz Sayın Nabi Hocamıza ve yine kendi akademik çalışmalarındaki disiplini Eskişehir Teşkilatı'na aşılayan, nakşeden, prensip sahibi ablamız, büyüğümüz Profesör Doktor Emine Nurgünay Hocamıza ve bu salonda şahit olduğunuz üzere önceden bayrağımızı dalgalandırmış, AK Parti'de görev yapmış kıymetli vekillerimiz, il başkanlarımız ve ilçe başkanlarımızla bu birliği, dirliği sağladık. Ama en önemli teşekkür, bütün bu güzellikleri bir araya getirerek Eskişehir Teşkilatı'nın omurgası olan, birlik ve beraberliğimize teminat olan Sayın İl Başkanımız Mustafa Dündar Ünlü'ye huzurlarınızda teşkilatım ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, Eskişehir'e tepe başına teşriflerinizden dolayı, kongremizi şereflendirmenizden dolayı sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Biz genciz. Teşkilatımız genç. Teşekkür ederim arkadaşlar. Gençlik kollarından gelmenin bir avantajı olsa gerek. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. Genç arkadaşlarıma teşekkür ederim. Biz genciz. Teşkilatımız genç. Tepebaşı genç. Tepebaşı dinamik. Bizim hayallerimiz var. Tepebaşı'yla ilgili, Eskişehir'le ilgili, ülkemizle ilgili hayallerimiz var. Ve bizim dahası ümmetimizle ilgili, dünya ile ilgili hayallerimiz, yapmak istediklerimiz var. Ama bunlardan daha önemli, hayalleri gerçek yapan bir liderimiz var. Bulanık akan sular durulacak yeniden. Gökyüzüne direkler vurulacak yeniden. Saadet menziline varılacak yeniden. Çağlar üstü bir nizam kurulacak yeniden. Cehaletin elinde lanetli bir saz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, ufka bir bak. İnkılaba az kaldı. Mahzenlerde beklemek ziyan artık yiğidim. Fecri sadık vaktidir, uyan artık yiğidim. Ateşlere girsen de dayan artık yiğidim. Hakikate dönüyor rüyan artık yiğidim. Zalimler için karar verildi, infaz kaldı. Uyan artık yiğidim, inkılaba az kaldı. Uyan artık Tepebaşı, uyan artık Eskişehir. 2019'a, büyük değişime, inkılaba az kaldı. Hepinize saygı, sevgi, selam.